Fahri. Efendim? Tansiyon ilacın bitmiş. E tamam, o zaman eczaneler kapanmadan gidip alayım hadi. Ha. Ay dur. Salih merhaba. Merhaba Fahriye. Merhaba Mahalle teyze. Hoş geldin Salih. Gel oğlum. Hoş bulduk. Yılmaz gelmedi mi daha? Yok, uzak bir yere toplantıya gitmiş. Ama yoldaymış, telefon etti az önce. O zaman ben hiç girmeyeyim de gelince Hayri abinin orada olduğunu söyler misin? Söylerim tabii. Tamam. O zaman ben bir eczaneye gidip geleyim hadi anne. Tamam. Ha Fahriye. Ha? Bir daha bir alsana kızım. Tamam, alırım. İyi akşamlar Mahalle teyze. Güle güle Salih. Annemin tansiyon ilacı bitmiş de. Ben de eczaneler kapanmadan çıkıp alayım dedim. Şu yukarı mahalledekine mi gitsem dedim de. Ay. Dikkatli ol. Tamam. Ev işini de hallettiğinize göre bir şey kalmadı nikah. Evet Hayri abi. İlk fırsatta işlemlere başlayacağız. Evli barklı adam olacaksın ha? Sema yollamaz seni artık buraya. Sıkıysa yollamasın da görelim. Sen şimdi böyle konuş bakalım. Bunlar son kahramanlıklar. Hayri abi, benim bildiğim Sema buna papucunu ters giydirir. Ne gülüp duruyorsunuz? Otursana. Gel. Bakıyorum keyfiniz yerinde, hayırdır? Damat adayına takılıyoruz işte. Haber var mı Hüseyin'den? Daha yok. Sen nereden geliyorsun böyle? Neymiş bu uzaktaki toplantılar falan? Böyle uzakta toplantı işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz konuşabilir miyiz Yılmaz? Tamam konuşalım. Nerede? Başka masaya mı geçelim? Dışarı çıkalım. Salih de gelsin. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Ne bu şimdi? Kim bilir? Cemil işte. Vardır bir meselesi. Evet Cemil, seni dinliyoruz. Sen neden Fahriye'nin boşanmak istediğini biliyor musun? Cemil, bunu konuşacaksak... Gerçek sebebini. Ne demek gerçek sebebini? Hayır, bilmiyorum. İstersen bir de Salih'e soralım. Bakalım o biliyor muyum? Bilmece gibi konuşmasana Cemil. Ne söyleyeceksen doğru dürüst söyle. Dinle o zaman. Hep merak edip durdum. Yıllarca. Fahriye neden benden bu kadar uzak diye. Neden beni sevmediğini düşündüm durduğuna. Sonunda anladım. Çünkü başka birini seviyormuş. Değil mi Salih? Bana mı soruyorsun? Evet, sana soruyorum. Çünkü gözüm açıldı. Evde baş başa konuşmalar, sokakta iç içe yürümeler, her fırsatta görüşmeler. Neden başı sıkıştı mı ilk seni arıyor ha? Neden? Cemil, sen delirdin mi? Evet delirdim. İstersen bana iyi bir doktor bul. Alkolü bırakmak için bulduğun gibi. Neden? Vicdan azabı mı çekiyordun? Cemil seni diyorsun ha? Ayrılın lan! Ayrılın lan! Sun lan! Ayrılın lan! Bırakın! Deli misiniz lan? Ne diyorsun? Ayrılın lan! Çakacağım şimdi iki tane ha! Zaten kafam allak bullak! Cemil! Yok böyle bir şey oğlum! Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Yok mu? Sor bakalım Salih'e! Sor bakalım ne diyecek? Erkeksen sevgine sahip çıkarsın! Alo. Evet Hüseyin. Tamam geliyoruz. Tır gelmiş, yükleme başlamış. Cemil sen eve git tamam mı, sonra konuşuruz. Bu böyle ayaküstü konuşulacak bir mesele değil. Hadi. Cemil'in söyledikleri doğru mu Salih?
Birbirimize hiç yalan söylemedik Salih. O zaman soruma cevap ver. Duyduklarım doğru mu? Evet doğru. Ama... Yılmaz. Yılmaz beni dinle, öyle değil. Yılmaz. Yılmaz beni dinle. Yılmaz. Yılmaz öyle değil. Yılmaz. Abi ne oldu? Ters bir şey mi var? Bu gece Cemil'le konuştum biliyor musun? Ne konuştuğumuzu sormayacak mısın? Ne konuştunuz? Çok tuhaf bir şey söyledi. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey söyledi. Söylesene oğlum. Ne dedi? Salih'le senin hakkında. Birbirinizi sevdiğiniz doğru mu? Bu yüzden mi Cemil'den boşanmak istiyorsun? Yılmaz, ne diyorsun sen? Sen de buna inandın mı abi? Anlamıyor musun? Onun kafası alkolden serseme döndü artık. Evet, bu yüzden de sözüne güvenilmez, öyle değil mi? Ama Salih doğruladı Fahriye. Evet dedi. Evet! Buna ne diyeceksin peki? He? Kardeşine haksızlık etme Yılmaz. Kızın neler yaşadığını ben biliyorum. Cemil son zamanlarda iyice delirmişti. Cemil'i delirten sakın bu konu olmasın. Ona haksızlık yapmış olabilir miyiz? Aşk insana her şeyi yaptırır. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Yakından yaşadınız. Delirmek, boğaz, ölümü bile göze alırsın. Ama ölmek zannettiğin kadar kolay değildir. Her şeye rağmen yaşamaya çalışırsın. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın Fahriye? Nasıl? Abi, vallahi ben seni utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ne olur inan bana ya.